Arkadaşlar, bugün hayvanlarımın adlarını onları tanıtacağım. Şimdi gidiyorum bir kediyi tutma ve adını onu anlatacağım. Yapo diye. Arkadaşlar bakın, bu kral. O çok sever asmalarda oynama. O çok etrafları gezmeyi çok sever. O çok kuluka yapar. Şimdi arkadaşlar, bugün hava sıcaktı ama dün çok soğuktu kral. Kral, sen üşüdün mü hiç? Yoksa sen orada yattın. Uyuyatma mı? Hay kralcığım. Bay bay. Şimdi gidiyorum başka kedi getirmeye. Arkadaşlar bakın, bu tontiş. O çok sever oynama. Oynamayı çok sever arkadaşlarımla. Oyu çok sever. Bugün hava sıcaktı. Bugün o iyi gezme etraflarda. Değil mi? Ay çal çal tontiş. Şimdi gidiyorum başka kedi getirmeye. Arkadaşlar bakın, bu tırmık. O da çok sever arkadaşlık yapma. O bir yerde uyumayı çok sever. Bir yerde dinlenmeyi çok sever. Bazen de bir yere saklanır. Bizi görmemeye için. Orada da uyur. Değil mi? Tırmık. Bunların hepsi kız arkadaşlar. Evet, garablam kız. Bunların hepsi yavruta. Aralarında en büyük ey bu. İkincisi ey de bu. En küçük de bu. Aman üzülme tontiş. Sen de güzelsin. Ama bak, en küçük olmasına rağmen anasına en çok bezleyen o. Değil mi? Ve bu gene hiçbirisine bezlemiyor. Ama bu biraz bezliyor. Ama onun da bir kısmeti var bak. Ete bu hep onun kısmeti. Her gün onunla dolaşa. Değil mi tırmık? Kral da en büyük. O da annesine bezliyor ama bu daha çok bezliyor tontiş. Ama aralarında çok büyük. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz siz? Üçüncü videoda bu net asmaya çıkmıştı oynama. Tırmana da o çok seviyor asmada oynama ama şu çok çıktı o zaman. Pençereye gelmiş bizi selamlama. Değil mi? Bakın nasıl masaj yapıyor ona. Kral, istemiyor musun sen bunların yanında durma? Ne güzeller ya. Bakın, bunların ikisi de... Bakın masaj yapıyor. Masaj yapıyor tırma. Tontiş. Bak. Bakın. Ne güzeller ya. Bakın, bu. Kral. Hay bakan biraz orada dur. Bizim kediler çok güzeldir, hem de çok oyuncu, hem de çok şakacıdırlar. Değil mi kızlar? Bakın. Nasıl bakıyor size? Görüyor musun sıralı? Buna bak. Tırmık bu. Bu tontiş. Değil mi tontiş? Ne güzel tontiş bu. Her gün kedilerimizi besleriz. Onlara ekmek koyuruz. Su koyuruz. Arkadaşlar siz de yolda bir kedi görürseniz böyle aç, susuz ya, onlara yardım edin. Çünkü kedilerin anne babası bazıları yok. Bazıları ölmüş anne babaları. Onlara yardım edin. Yardım edin, onlar sevimli olsunlar. Tırmık tontiş. Kral, nasıl yardım ettik size? Arkadaşlar siz de kedilere yardım etmeyi unutmayın. Anne kedi. Bir tane bizde anne kedi vardı. Hatırlıyorsunuz. O çok gezinirdi. Bir gün bir baktım. Tavuklara giderdim bakma. Bir baktım tahtaların içinde 3 tane yavru var. Ben de diyorum, bunlar kimin yavrusu? Annesi gelmiş onların yanına. Ete bu kral. Tırmık ve tontiş ondan gelmiş. Arkadaşlar bu anasını tuttum ama çok zordu tutulması. Annesi. O çok sever yavrularını, gezine. Onlara yemek arar.
Hay bay bay Pisanka. Şimdi tavuklara geçiyoruz. Bugün arkadaşlar çok az dönmek çünkü hava çok sıcak. Video çekebiliriz. Göstereceğim onlar kim olduğunu. Bu tavuk. Tavuğun adı Uslu. Tavuk çok usludur. Çok sevecendir insanlara. Çok insanları çok sever. Hiç kızdığı yok bir insana. Bu tavuk melek gibidir. Çok güzel bir tavuktur bu. Değil mi Uslu? Şimdi gidin başka tavuğa geçin. Tavuğun adı Ayşe. O çok sever konuşmayı, insanlarla laf muhabbet etme. Hem de çok sever gezinmeye. Değil mi Ayşe? Şimdi bakalım burada kim var? Bu ince ses çok kuşku bir tavuktur. Sesi çok incedir. Hem de hiç sevmez insanın kucağında durma. Değil mi? İnce sesi. Hay hay git git. Bunun adı Papi. Çok uzun bir tavuktur. Çok komutan. Çok uzun bir tavuktur bu Papi. Değil mi? Bakın ne kadar uzun. Başka bir tavuk. Özür dilerim. Bu horozun adı Kabasaka. Onun sesi çok güzeldir. Tavuğun üstü, tavukların üstüne biner. Ve ister goruk olsun, ne de babası olsun onların. Değil mi Kabasaka? Tavukların üstüne bindin mi sen? İstiyor musun? Goruk olsun mu? Bu tavuğun adı Biyakışta Takrasayet. Güzeldir. Çok hızlı gider. Bazen güneşlenme oturur. Değil mi Biyakışta Takrasayet? Bu tavuğun adı Dördork. Sesi çok gürdür. Durmaz konuşmadan. Onun hayatı dördorlanmak. Değil mi? Şimdi başka seçelim. Buradan göstereceğim bu sefer. Bu Biyagaş diye prens. O da Biyagaş'ta tekrar sayın gibi hızlı gider. Ama o çok uzundur böyle. Bir kimse tutamaz onu, değil mi? Ama o insanlara da sevecendir. Bu Miskinov. Miskindir. Böyle kocamandır. Tavukların üstüne binmez, ötmez. Ama yine de insanlara karşı çok sevecendir. Bu Uslu'nun kardeşi ona bezne. O da insanlara çok sevecendir. Ama birazcık daha uzundur. İnsanlara çok sevgi gösterir. Davucuğum sen yumurtladın mı bugün? Onlar şimdi zaten kış olduğu için o kadar yumurtlamalı. Arkadaşlar bakın bu tavuk kuşku. Küçük olan onların arasında. Onu tutamam çünkü çok kuşku. Buradaki bu yatağım miskin. Güzeldir bu. Bu tavuk çok miskindir ama şimdi
Bütün hastalarında için üzücü bir haber var. Eyte bu inatçıdır. İnattır. Kişi sevmez kendisini tutma. Durduğu bir yerden çıkmaz. Değil mi miskinciğim? Miskinciğim değil de inatçı. Eyte bu haççı. Kuşkudur. Hem de birazcık sesi güzeldi. Dimatçıcı. Eyte bu hamuza profilimdeki koyduğum oras. İnsanlara sevecendir, usludur. Tavukların üstüne bazen piner ve ister yine babası olsun. Cugularım, değil mi? Bu tavuk aslan. Dünyanın en ama en güzel tavuğudur. Yanakları şişiktir. Burada botuşkileri var. Bütün Goruk için çok güzel birisi olacak. Pilişleri onu çok sevecek. Dedim aslan. Sesi de çok güzeldi. Arkadaşlar, kış olmasına rağmen bir tavukla bir yumurta yapmışlar. Aferin be size tavukla. Aferin tavukla. Arkadaşlar, bugünlük video budur. Tavuklarımızla tanıştınız. Horozlarımızla da tanıştınız. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.